Küçücük kafası Abi var benim yüzüm biraz küçük de abi. ondan dolayı. Ayran direkt kapatıyor yüzümü. Abi 9 saat en olmuş bir yıl daha yapmasın. Ayıp lan. Ayıp valla. Sanki anasını 10 günde bir yapıyorum. Bunu dün de söylediniz. Ha. İyi de 9 olabilir. Evet. Bu bir şey söyleyeceğim. Niye ya. Benim anlatsın tüm keyfi. Sen bu akşam biz 89 açamıyor muyuz? Sen bana onu söyle. Ben 89 açarım. Ama hayatımızda çok bir şey değişmeyebilir. Bakımda. Ha. Anladım. Ha. Siktir et öyle oynarız ya. Bir şey olmaz ama. Yani. Vallahi benim hoşumdan hiç sıkıntı yok ben. Vallahi oğlum ben millet sıra bekleme ya yani sıra bekleyeceğine girsin oynasın abi millet idare etsinler diye düşünüyorum artık ya. Gayet iyiydi problem yoktu ki çok. Arka ben de planda, o kafadayım ama. Arka planda yani. Bir takım galiba sıkıntılar olabilir. Evet. Arka plan biraz problemli ya o biraz uğraştırıyor. Abi şimdi 64'e çeksek gene 50 tane sıra olacak. İnsanların uyku evet. Düzeni o su bu su. Sirkülasyon olmuyor bir daha abi 64 yapıyorsun ama AFK bekliyor Burak gibiler. Bir şeyler ha. Yapıyorlar falan. Adamı kilitliyor. Bu arada 89 net ideal ya. Çok rahat abi, gidiyor. Sen anlamayacaksan bir şey itiraf ediyorum. Bir dakika neyi itiraf ediyorsun söyle bakayım. Şimdi hani 64 kişilikti saat 1'de falan sıra olmaya başlıyordu ya. He. Ben saat 1'de uyanıyordum rest zamanı server'a giriyordum. Sonra her 15 dakikada bir alarm kuruyordum. Uyuyordum 15 dakika sonra uyanıp abi, karakteri oynatıp geri yatıyordu. Ya bu banlama şey söyleyeceğim mi? Yani bu... Buna hayır abi bu banlık bir şey değil işte bu durumda olmaması lazım abi oyuncuların bu nasıl bir külfettir ya. Oğlum mesai tutuyorduk ya. Mesela uyumamak için RP yapıyordum. Melih şey yapsana bir 3 gün uzaklaştırma bu arada. Kime? Abi adamı 25 dakika izliyoruz hareket etmiyor. Tamam 30 dakikaydı o zamanlar. Kikliyoruz sonra hemen geri giriyor anlamadım nasıl oluyor yani. İşte o dizi falan izliyordur. İşte öyle bir durum oluyor yani o yüzden 89 öyle ya da böyle idare etmek zorundayız gibi hissediyorum. İşler güçler başlayana kadar hani korona azalır milletin işi başlar yoğunluk azalırsa 64 stabile döneriz. Bozok kamera diyor. Zaten 2 ay sonuna. Benim kameram yok abi ya. Ha V2'ye kadar bu arada bu söyledim. Hadi. Aç telefon aç hadi. Herkes bozuk gözü yapacak bir şeyin yok. Hadi yapacak bir şey yok. Açtın açtın. Açmadın banlıyoruz değil mi abi? Açtın açtın. Böyle artistik fotoğraflar koymayı biliyorsunuz. Açtın açtın. Değiştireyim abi ben istiyorsan. Yeni uyananlar var chatte. Günaydın diyenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Millet bayağı uyudu uyandı geri geldi ya. Evet ya. Bir de hala uyumayı bekleyenler. Hani kapat da uyuyalım artık diyenleri orada görüyorum. Git uyu lan bize ne? Saat de 7 olmuş harbiden ya. V2 ne zaman geliyor? Yok abi. Mu uyku yayınımız abi? O uyku yayını yapan bir çocuk vardı. Ne oldu? Banlandı mı lan o? Yok ortalıkta. Eniz gibi eniz. Ben sana bir şey diyeyim mi peki? He. Noobster'a başvurmuş. Uyuyarak mı? Elendi. Uyuyor muydu başvurusunda? Evet bazen uyuyoruz diye başvuru atmış. Uyumaya evet. Yeri göstermiş. Abi nasıl ya, cesaret ediyorlar ben anlamıyorum. Uyurken evet insan abi yani, şekle giriyor. Garip çadırı garip kurarsın götün yani. Açılır osurursun falan. Evet. açık konuştum biraz ama. Yapıyordu zaten. Mikrofonu kapalıdır ya değil mi? Değil. Açık açık. Değildi. Yok artık. Açık geğiriyordu osuruyordu. Burnunu karıştırıp sağa sola fırlatıyordu. Sen ne pis bir adam. Zikran'ın gerçek adı ne? Süleyman. Süleyman. Abi geçen gün annem para gönderdi bana EFT yapacak. Normalde ismim benim Abdullah Melios Kara ya. Abdullah yazmayı unutmuş. Ha gelecek ha gelecek arkadaş EFT gelmiyor. Öz annem unutmuş ya. Mahir ne zaman banlanacağım diye bekliyor bak. Sessiz sessiz. Sen cana baksana abi 2 saattir aynı pozisyonda. Can sabit. Çete bak. Bir şey kilitlenmiş orada. Çete bakıyorum ya bir yandan. Sarı. 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 Bir sarı de bakayım kız. Kim ben mi? Yok ben. Yok ben. Yok ben değil. Çok güzel yapmıyor.
Utandım lan. Necu'nun tamam, bir tamam. kamera açması var bu arada. Necu evet ya açar. Ya. Ya. Oğlum sen şey yapsana bak arka planda bir sürü şey yapıştırmışsın bu. Şey bantıyla ya, muz yapıştırıyorlar ya duvara. Vallahi lan şu bak tam şurada boşluk var bak. Bir muz bir bant tamam. Abi muz onun şuraya. Anlığına yapışmış ha. bir kere yani. Duvara lise arkadaşı falan yok mu bunun ilkokul arkadaşı bu Neco'nun ya? İzleyenler vardır, vardır illaki ya. Aa sen de ya, ışıklı bir olumlu şuraya. Of herkesin mimli şeyleri bak. Abi şuraya yapayım şöyle olumlu. Ha, olumlu. Ne yapacağım ben sarı mı yazacağım Tuğkan şu arkaya? Sen sarı yazacaksın yapacak bir şey yok. Ben şuraya şöyle sarı. Abla sen duvarı göstersen yeter. Bir dakika bizim ya, koltuklar aynı mı Cansu? Ha? Bizim koltuklar aynı mı? Aynı da benim de logom var. Tam dik otursana bir. Yani şöyle bir normal otur. O kadar abi boyu o zaten. dik oturuyorum zaten. Peki abi. Dik oturuyor Tuğkan zaten. Tuğkan abi bana bak. Bana bak. Bakayım. Ben de dik oturuyorum. abi bak asıl dik oturdum. Aga be. Abi dik oturdum buydu bu arada. Bakayım. Daha aynı çömelmiş. Ya bırak şimdi. Benim üstüne çıkıyor. Boy kaç? Tuğkan abi o kadar. Tuğkan abi. Böyle benim sen... boyum 1.78. Tuğkan abi sen dik misin şu ne? An? Ne? Evet. Sen... 1.78 benim boyum. Senin boyun 1.78 mi? Benimki 2.10 o zaman amına koyayım. Oha akı senden mi? Ben normalde söylemiyordum boyumu. Kısa olan arkadaşlar üzülmesin diye. Ben Instagram'dan anlarım ki boyumu. Görmesek. Kaç abi? Oğlum Cansu şurama bak, falan geliyor. Bak ben size yani. Direkt hesabını söyleyeceğim dur. Hemen boyunu söylüyorum. Hayır Cansu realde görüştüğümüzü unuttu bence şu an sıkıyor havada. Evet. Dur bakayım. Durmayın bir saniye ya. Tamam. Ya 1.68 ya da 1.58. Herkes ekmeğin de oğlum. Evet fotoğraflarda burun üstü kalkılmış topuk havada. Kim o kamera? Ha şey. Heh buldum. Matmelo, evet. Matmelo. Ben sana söylüyorum şu an bunu. 1.10. O spor ayakkabı 3 santim verse. Senin boyun 1.67. İmkanı yok daha kısa. Hayır 1.60. Hayır. 1.64 ile 1.67 arası bak. 1.60 bence. Söyleyeyim mi? Söyle ben delikanlı gibi söyle ama. 59. 1.64. Ben ne demiştim? 78 diyorsun abi. 67 dedin abi sen. 64 hayır 64 67 dedi. Ya, evet, evet. Aa evet. Ona göre. Oğlum Neco kamera açmıyor açmıyor. Burak bu ben... senin boyun kaç? 1.70 abi. İdeal. Olabilir. Olabilir diyor kaya bak hani şey sanki teselli yani ediyor amına koyayım. Hani olabilir. Al işte. Uygundur uygundur. Uygundur. Teselli etti amına. Teselliye gerek yok abi. 1.70'likten çok 1.90 harcadım. Vay oy kardeşim. Kim yak? Her seferinde. Demek ki 1.70'liği deviremeyecek 1.90'ları bulmuşsun kardeşim. Bir gün bekleriz. Ya. Önemli olan çekicin boyu değil. Çaktığı çividir. Ya yanlış yerde yanlış şeyler söylüyorum bence. Evet şimdi hemen chatte şey var. Evet, boy ve kilolarınız chat falan diye sıçtık 12 dakika. Ananı sikeyim. Yokay senin boyun kaçsa uzundun. 1.85 abi benim var. İyi. Yürü, Can senin boyun kaç? Be. 84 benim de abi. Gökay'la böyle yani böyle böyle arada fark. Böyle. Bele nereden baksan bele. Ne oldu ya? Evet gene chatte başladı 2 metreler. Çocuk aslında fındık gibi böyle değil mi? İli 2.93 yazmış amına koyayım. Ya bir Türkiye ortalaması Türkiye ortalaması 1.75-1.80 benim hep gördüğüm o. Doğru mu acaba? Evet abi öyle. Doğru. Ne abi ne abi? Türkiye ortalaması 1.75 ile 1.80 arası diye düşünüyorum. Aha, yani bence 1.69 ile 1.75 arası olsun. Ben ortalamada olay. Oğlum baksana bir de yeni nesil çok fena oğlum. Yeni nesil deve gibi lan. Ben 1.70'im lan Gikas Torsan'a demiş de. Ben o kısayım bir... yani. Gikas kısa. Gikas ya çok da kısa değil bu arada Gikas yani.
Yeni nesil ama kanka sen benden kısa değil misin? Fazla gösteriyor. Evet. Ya öyle mesela işte diyorum ya ben 32 yaşındayım. Bizim klaflar 19-20 yaşında mesela adam benden büyük gösteriyor ayıp söylemesin. Abi ama senin de maşallah evet, var. Ben şey ilk gördüğümde yani, korkmuştum. Bunlar falan çok. Benim ne maşallahım var lan biz yaşlandık. Vallahi. İlk gördüğümde ben de korktum bu arada. Ben korktum valla. Uzun ya bu arada. Hatırlıyor musun abi MR'a girdiğin gün Titan ya gibi girdin oraya. Ya piçin yazdığına baksana Burak abiyle aynı boyda Emole yaşım 14. Ben bir de Akaya girmiştim ilk gördüğümde galiba. Ne abi dedi? Sen zaten her gördüğünde beni bana ne kafa atıyorsun. Ben onu anlamadım yani. Omzuna kafa atıyorum. Abi ilk gördüğünde niye giriyorsun? Ben bu arada şakalaşırken böyle vurmayı, sarılmayı, devirmeyi falan çok seviyorum o yüzden. Evet, evet. Biliyorum. Üzerime araba sürmüştün abi. Kısmından. Aa evet. Grab'in üstüne araba sürmüştün sen. O yönden Allah'tan şanslıyım. Adam bana böyle kucaklama falan yaptığında ufak bir baş eğmesiyle dojlayabilirim. Selam. Görüştüğümüzde Tukan abi arabayı üzerime sürüyordu. Selam. 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 Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm Mert, selam. Sen niye açmıyorsun? Ha benim, hani. Benim kameram bozuk. Hayır lan. Kendisi pijamalı arkadaşlar. Harbiden Kaan'la Mert'in de kamerası var. Onlar neden açmıyorlar? Açmıyor. Benim kameram bozuk. Kameram bozuk bozuk açayım da gidiyor. Açayım istiyorsanız. Oo aşkım Çakır hoş geldin ya. Hoş geldin reis. Abi bir dakika kilot giyip ben de geliyorum. Ne geliyor? Kilot giyecekmiş. Kim kilot giyiyor? Islandın eski tip ya. Ya. Şu an oğlum, neler oluyor burada arkadaşlar? Ha bu arada HP'si sıfırlananlar var bak mesela gördün mü? Bak. Bak hiç mimik yapma hiç mimik. Az önce senin de sıfırdı. Ya benim niye sıfır biliyor musun abi? Ben bak benim arada. Neksiye düşmüş. Ben açtım zikreyi bir saattir zikre açık bende. Bir saat gözlemliyorum tek bir mimik. Bak Tuğkan abi bu manzara senin için bak. Oğlum banlatma ne beni de dur. Ne acaba ya? Yok Burak, yok. Harbi yok. Ben bile korkuyorum ya. Bekle çıkartıyorum bekle. Oğlum dom gidi geldin. Oda dolu diye giremeyenler varmış ben çıkayım. Yayından izlemeye devam edelim. Ana! Hayda! Versene onlar lan birini bana. Vermedi bana ya. Vermiyor mu? Vermedi abi, bana şerefsiz. Şöyle söyleyeyim. Bak. Bu bize ya anneyi veren adamın çok ya, güzeller ya. Tipe bak. Maşallah. Dukan abi istiyorsan bu, çalarım bak. Gerçekten çalarım. Yok lan bana iki tane. Bu erkek. Ablamın abi. Bak. Bu da Cansu'nun. Ana. Aman bekle geliyor. Cansu köpek istiyordu en son. Sitede köpek yasakmış. Oğlum çok aga güzeller ya. British mi bunlar? Evet. Abi British lan Scottish. Bu Scottish öbürleri British. Galiba o annenin sahibi o Scottish galiba gri olan. Yok aynen. Yok bu Scottish abi. Evet kulakları kırık bunun. Oy. Aynen. Bak. Oyun suratlara bak. Oğlum birini ver lan. Yalvar köpek. 12 kas. Ya işte bunlar yavruyken tadı büyüyünce lanet oluyorlar bazen ya. Aa ejderha hızlı getiriyorsun abi ben geliyorum o zaman. Aa, köpeğe o nereden çıktı lan? Yeni mi abi? Bak lan. Nerede hadi lan. Vallahi. Ya. Bunlar abi bunlar küçükken de uzaylı ya. Şuraya baksana bak indirebiliyor musun birini ya? Ya ben böyle sevmiyorum abi. Bir dakika ya. Benim köpeği atayım sana Tuğkan abi. Lan ya olacak şey şimdi. Olacak mı da yanımda bir kangal çıkaracaktım ekrana kangalı bakacaktı böyle. Yo'yu getiremem ki. Nerede Tuğkan abi? Tuğkan abi. Gitti hani. Merhabalar. Tuğkan abi attım ya. Bak. Merhabalar. Ya çok tatlı be. Bunların tipe baksana. Abi Burak'ınkiler olsun. Ben de şimdi kayıt istemeyeceğim size kamerayı açıp. Oğlum bunlar ne böyle ya? Akay'ı mı göstereceğim dedi o? Gökay dedim ya. Çok öyle kalmıştım kendimden. Sen niye alındın? Ben ne bileyim ben içerlendim. Bu arada koca yürekli Gökay. Ben odaya gireyim diye çıktı.
Ne? Çok tatlı. Ya. Aga. Aga işte ne gerçek aşk. Ne aşklar var be. Yak yak. Yaktım kanka. Bak abi bu da anneleri. Bakayım. Tukan abi de almadı. Fark edecek. Tukan abi o ne ya? Allah. Ya Tukan abi ya. Işte. İğrenç ya. Ya. Öyle tontik tontik hayvanlar çıkarmak da olmaz aga. Tukan abi ya bağlayacağım şimdi. Benim mi bağlayacağım? Kapat ya. Çok kötü. Kabına baksana abi. Bak bak Tukan ay. Abi. Dur kapına kapıma suratına baksana abi. Tukan abi. Ne? Fobim var benim. Kime bakayım dediniz? Bir de, aa dur. Flower'da getirdim. Bana baktın. Yaklaştırsana Tukan abi onu. Dur yaklaştır. Pati veriyor mu? Yaklaştırmayın ya. Aa Flower'da da kim var? Ekranda bu arada çok güzel değil mi? Ya bakışın şu şeyliğine bak ya. Bırak beni amına koyayım. Abi ben sana benim köpeğe attım. Bak ona bir. Ya dur senin köpeğe nasıl bakayım? Burak kaç tane kedin var mı? Özelden attım. Ya yenge şöyle söyleyeyim. 6 tane kedim, 2 tane köpeğim var. Oha. Bakayım ama Flower sana sevgine... bir şey diyeyim mi? 10 tane daha kedi bulsam, 10 tane daha köpek bulsam hepsini alırım. Oğlum bayağı köpeği gösteremiyorum. Bağırıyor ya sürekli abi. Köpeği gösteremiyorum beni. Çünkü köpek terörist. Bu kedinin sesini az duymadık Kaan. Evet. Theo'ya getir. Doğu'yu getiremem ki. Dalar bana. Bekle deneyeyim. Dalmaz getir. Abi bak ben sana geçen sene bir kedi fotoğrafı atmıştım. Bilmiyorum hatırlar mısın gri? Bak şimdi getiriyorum. Ya Tukan abi ya. Koydun vallahi ya. Bakamıyorum. Can, can arkadaşlarını çağırıyor. Bir de tarantula yok. Neyinden fotoğrafı duruyor. Nerede gördün? Abi bak küçük böcekler. Ya Tukan abi ya. Ya. Bayağı iyi bu arada. Ya ben kaşınmaya başlıyorum görünce. Ya ben... Ya bakma ben o şey... zaman bak bak kapat gözünü. Bilmiyorum da. Bilmiyorum nefret etmiyorum ama benim de böyle fobim tarzı bir şey var. Ben de hayvan severim de. Ya bu başka bir zevk canım bu. Acayip. Yani... O fobi değil o korku ya. Tarantula. Aynen korku sever... korkuyorum ya, kanka. Bir kere elinize verince geçiyor bu. Aynen bir kere elinize verse Tukan abi. Ozan Türk. Ozan Türk kameralar açtı. Ne oldu lan? Kameram düştü. Kameram düştü bir anda ben de anlamadım. Vallahi kusura bakma Tukan abi ben örümcek görünce öldürüyorum yani. Günah hayda. Bunu da bana söylemezsin ya. Tamam. Bir dahaki yayınını bir kişiyle açacağını biliyorsun değil mi? O da sinirli. Soyu tükenmiş olabilir hayvan. Chat'te de hayda yazanların en az var ya %90'ı örümcek görünce evet. Öldürüyordur ya. O da bir gerçek ya. Tukan abi bu arada ben bir sene önce sana T-Rex için yazmıştım ya. Evet evet. Şey iguana. T-Rex öldü. Aga be. Aga be. Valla ben o kadar alışığım ki şeylerin ölmesine. Yani bir noktada. Ne oldu? O konuşmadan İnsan sonra mı öldü o yoksa uzunca? Yok bir ay oldu. Peki normal. Yani. Zaten hastaydı. Dış kısmını ya, da yapamıyordu. Abi nerede? Örümceğin nerede abi, sen? İguanaların geneli öyle ya. Ömrü kısa oluyor yani. Ömrü uzun iguanaların. Uyusun uzun ama büyüsün. Yani. Gene de yaş atamıyoruz bizim şeyde. Derin. Bana mı? Efendim. Benim farkında değil kalır. Bana hiç çoğun. Farkında değil. Duymadım. Bana mı seslendiniz efendim? Bedenen orada ruhen yok. Abi sen biliyor musun bizim İstanbul'da buluştuğumuzu? Ay herkes biliyor merak etme. Sus oğlum ben parmağını gördüm konuşmadım. Sen niye konuşuyorsun? Benim abına kalbim dayanmaydı Aka. Zikra düşse de gülsek şurada ya. Anne. O bir kere olur. Bu arada Regalis yazmışlar. Metalik oğlum. Yere çakmış sandalyeyi. Sabitledim ben. Gel. Gel sokak kedisi gel bak millet havalı şeyler gösteriyor. Gel seni göstereyim de. Ben abi. Ha. O ne lan? Yapmıyor muyuz? Yapmıyor muyuz artık bir şeyler ya şu kedilere? Bakayım erkek mi o? Erkek abi. Oh, kısır değil değil mi? Kısır var. Yok. Oğlum benim Naciye çok kötü durumda. Şuna bir yapıştırtalım. Bakayım. Bu arada. Ay. Naciye'nin gibi çok oğlum bunu nasıl buluşturacağız? Abi geliyoruz ya biz İstanbul'a. Oğlum geliyorsun da alacak mı kediyi? Bu yaşında getiremeyebilirim.
Ya ulan be. Benim Naciye var ya çok güzel oldu bir de tüylü müylü bir kedi. Kaan kaç kilo evet, ya? Bunu... Valla 3 vardır herhalde. Gene çok güzel. O kedi de çok güzel. Bunun... Onlardan çok sağlam kedi. Bunun annesi Scottish, babası İran. Oo. Çok havalı. Uf, Cane Corso Pitbull. Bir de Necmi'ye bak aga be. Bir de Necmi'ye bak garibim. Aga be Necmi'ye bak. Abi tekirler çok uzaylı oluyor ya. Bu arada Necmi insan abi, uzaylı değil. İnsan yani. Hayır insan falan değil. Kesinlikle şerefsiz bir uzaylı. Abi ben Necmi'nin küfür ettiğini duydum. Öyle bu arada çok zorladım anana bacına sövüyor ha. Ben onunla bir gece geçirdim. Tövbeliyim. Ben o kediyle bir gece geçirdim. Tövbeliyim. Bir daha da bulaşmam ona. Nasıl bir gece geçirdin onunla bak. Boş ver. Bizimkiler oğlum biliyor. Akay'ı dövüyordu lan kedi. Oğlum bir kedi kafasına çıkıp çıkıp vuruyordu. Akay'a direkt saldırıyor ya. Şu durduk yere. Ya. Hayır bir de kimse de demiyor ki o koltuk şeyin yok kanka ondan koltuğu değil. Normal kediler köpekler. Ölmüşsün kedisi değil. Yürü, o benim yürü kedim lan. Nerede ölmüşsün kedisi? Ölmüşsündeki British. O benim annemlerin kedisi o. Garibim 2 ay bakacağım diye aldı 3,5 ay. O erkek mi dişi mi abi? Dişi. Bendeki bütün kediler dişi ya. Peki abi benim kediye köpeğe alerjim olması. Nasıl bir alerjim var? Nasıl? Benim var. Bildiğin abi mesela bir kedi tırmalasın beni etim böyle şişiyor. O et tırmalayınca benim de şişiyor. De kanka, o çoğu insanda öyledir. Mesela Kaan'da var kedi şey tüyü. Aynen. Alerjisi. Veya kaşıyorum ya abi. Bende astım bronşit var. Kaşıyorum. O derisindeki hani bu uçuşan şeyler var ya onlar direkt tıkıyor beni. Ona rağmen hayvan sevgisi. Bende de var mesela Tuğkan ya. Abi de Tuğkan abinin kedisinde olmuyor yani. O kimisinde dişi erkek olarak bile fark ediyor yani. Dişi kedinin tüyüyle erkek evet, kedinin tüyü bile mamasından çok fark ediyor. Fark ediyor. Beni ginepig öldürüyor direkt yani. Allah yaklaşınca Allah bile mahvediyor. Efsane var ve ginepig biliyor musun abi? Biliyorum. İçeride. Ha sende var. Bende var içeride. Bu şey olursa hani olur da bir gün bir hani yaşam falan biterse yılanlara verelim. Şey olmasın. Ağlayırım da. Yukimi yem ettiler de. Onu öyle yapıyor bizim hobiciler. Onu Okan demişti bana arkadaşım. Fare vardı benim. Ölmüştü. Altan ya. Adama mesaj attım dedim oğlum Altan öldü falan. Oğlum dedi sakın atma çöp alan yılana verirsin. Yok mu sponsor olmam? Ne? Ne ya lan? Herhangi birinize? Kardeşim bana zaten şu sponsor. Oğlum ben her ay çok para veriyorum şu mamalara. Bir yolla her ay bana ya. Abi ben onu demiştim Akay'a. Hatta bir ara şey yaptım. Toptan fiyatını alayım bari senden. Geçiriyorlar oğlum herkes sürekli. Abi, toptan değil yani. Toptan ya, veririm şey sana. Ya şey yaparım abi. Ya abi yollayınca yine aynı şeye şey gelmiyor mu ya? Hatta bir ara gönderdim ya mama falan filan. Gönderdi bana koli yaptı ya. Oğlum şey giderken toptan halledersek şey yaparım. Arabanın arkasına atarım. Bir daha kargo margo uğraşmayız. Ya oğlum halledim aynen mi? Bana da getirin la o zaman. Akabüsü de al geçerken. Sen sıçtın battın oğlum sen. Büyük ihtimal proplan falan kullanıyorsun abi. Çok fazla para veriyorsun. Gereksiz para evet veriyorsun. Ama onların pahalılığı sebebini biliyorsun. Vergiler yani. Allah ben Allah. 400 liradan 450 liradan aşağı mama alamıyorsun yani artık. Bir de çoplar da neler dönüyor. 15 kiloluk sana alıyorum ben. 10 kilosu pahalı geliyor ama aslında 1,5 kiloya nazaran çok selam. 400 lira veriyorsun 10 kilosuna. 1,5 kilosuna vermek zorunda 3 kilosuna veriyorsun 350-400 lira. Çok. Aslında vallahi direkt çok et vermek daha ucuz bak. Bu konuda hala ısrar. Oğlum üşenmeyip kendi onun formül mamaları var. Onlardan versen kötü olmuyor aslında da işte yapman hı lazım taze taze. Her şeyi iyi yerinden yapsan ama abi formülde. Göstereyim mi benim hayvanım? Oğlum Leyla'nın lan ben de diyorum. Diyorum lan oğlum Leyla'nın sesine bak ne olmuş lan. Göster bakayım bir. Oğlum bu kendimi açmış gibi oldum. Oğlum yapma artık yeter. Ne olmuş? Abi Leyla. Leyla çok değişmişsin ya. Leyla bayağı. Leyla. Bu kim? Bu Klav benim. Moderatör de bizim. Şey moderatör de bizim. Uy aslana bak. Uy.
Oy. Çuku çuku. Ya çok güzel. Ben köpek hastasıyım ya. Abi chatte hangisi kılaf yazan? Abi bu görüntüde gözüken kılaf, kılaf Leyla karakterini oynuyor sorumuz arkadaşlar. Ben onu kastetmemiştim. Ay hangisi yani kılaf? Ayıp bana öyle şey. Yavruları çok güzel ya. Terbiyesiz yapmayın. Vallahi çok tatlıymış Yanos. Çok güzel ya. Bunu ağzının kenarını sıradan işte. Ama çok şey oğlum, ben eve sokamıyorum köpeği. Niye? Ya oğlum benim rahat durmuyor ki. Köpek aka senin boyuna geliyor değil mi onlar ayağa kalkınca? Miami simitçisi Klaffin çok geliyor, tatlı yazdı. Geliyor. Allah korusun. Hayda. Ay. Çok büyüdü oğlum köpek. O ne lan? Aradan çıkardın da. O ne? Ne kedi işte. Ekmeği saklıyor falan. Kedi işte açıklama. Kedisi yaşıyorlar, ben hala anlayamıyorum. Kapkara. Yani. Ben bu arada siyah kedileri çok abi seviyorum. Abi sen Teo'yu görsen mi? Hala anlayamadım da var. Leyla erkek mi şu an okumuyordu? Leyla erkek. Ben hala anlamadım ya Leyla olayını. Oğlum ev arkadaşı. Üç kişi yaşıyorlar onlar. Leyla aynı evde yaşıyorlar. Ana iki tane oldu lan. Bakayım tipine. Uyyy. Buna bak. Dupladın mı lan? Bir içi. Bak aynı anda envantere koy, çek bak. Üçlenecek bak. Dene bir. Bir tane kopyalamalı. Bir tane daha var, o renkli. Üç kedi mi var evde? Hı-hı. Bir de ben. Klaff sen kaç yaşındasın? 19. Kaç yaşındasın sen? 19 işte. Klaff 19 falan değil ya. 19 oğlum. 19. Abi imkanı yok böyle bir tip. Bravo bak orada. Amına koyayım. Leyla erkek mi? Ben hala onu çözdüm. O ona yapmış amına koyayım, anlamamış o. Kafana yazık, boş ver. Yazık kafana. Yazık kafana. Yerde bu. Burak sen kaç yaşındaydın? Ben mi? Sen. 25 işte yenge şu an. İyi. 24, düşünerek 25 söyledi ama. Daha yeni aslında. Sen kaç yaşındasın? Sen de böyle 96-97'lisin falan. Ulan normal bir soru sordum. Niye? Bak, Can sen kaç yaşındasın? Yok Fulya'ya sormuş. Can sen... 93 Aralık. 26. Tamam Fulya sen kaç yaşındasın? Allah Allah, ben yanlış bir şey mi soruyorum ya? Abi bit gönder, bit öyle söylüyor. Harbi mi? 10.000 bit yollasam yaşını söyleyeceğim mi? Gönderdin. O yapıldı. Ya, o yapıldı. Yapıldı mı? Kurban olduğuma yaşını sorar mısın artık? Sanki sorulmadı diye morali bozuldu. Yüreğim ezildi. Ya ya şaka yapıyorum abi. Ben 33 yaşıma giriyorum. Kaç yaşındasın? Kurban oldu. Bu arada ne yazdın özelden gene? SS attım. Hazır kılafı gösteriyorum. Oğlum bu harbi kılaf lan. Hangisi? Dur bir dakika açacağım. Oğlum bizde niye herkes birine bu kadar net benziyor, ben anlamadım. Ben kimseye benzemem. Dur bakayım. Mimar Sinan ya. Kampüsü mü abi orası? Klaff bir bak bakayım bana. Bu adam bana. Bir reklamda çıkmıştı galiba karşıma. Dansçı mıydı? Yok be. Klaff şu poz verir misin kardeşim? Bak tişörtün de siyah. Bir tane göstersin, bir tane daha. O aynı lan. Abi sen grebi gördün değil mi gerçekte? Gördüm tabii. Evet tabii canım. Bak, biz... Şeydeki tepkilikteki baksana, bir link attım. Aragan. Ha yok andırıyor ama Buğra'ya çok benzemiyor ya, alakası yok aslında. Andırıyor. Bilmiyorum. Ama bir andırıyor. Ama grebin en son hali şeyde vurmuş diye kafayı atıyor musun Hog'da? Nerede? Klaff geçmiş olsun. Hog'da evet, bir gün saçları uzundu, bir gün bir gittik Klaff. Kafayı Klaff kesmiş. Klaff odadan mı düştü? Oğlum tepki kolikteki Burak yok mu? Oğlum ne gördük lan, bir dakika ben yanlış bir şey mi açtım amına koyayım? Klaff'ın götü gözüktü. Ha, bu fotoğraf. Gösterme. Ne gösterme lan, kuru götünü görsene olur millet. Sonra yanlış anlayacaklar. Onların bende daha güzelleri var. Sen benim yastığımla niye halleniyorsun oğlum? Bu yastık kafa için amına koyayım. Bacak aramı yani. O yastığa baş koyduk Klaff, Allah belanı vermesin. Sana bir şey söyleyeceğim. Klaff'ın o yastığa bu şekilde yattığı 30 tane fotoğraf vardır bende. Hepsi de farklı yataklarda.
Farklı geceler, farklı zamanlar. Allah Allah. Bak işte tam yanında böyle yatıyordu hemen. Göreceğim birazdan senin fotoğraflarını. Hayır ben bir şey atmadım. Bak. Bu arada bunu atan Melih ha. Şey değil. Abi nasıl oldu biliyor musun? Bilgisayarı bozuldu ya kılıfın. Bana fotoğraf atarken yanlışlıkla attı. Ben yemek yiyordum. Mesajları görüyorum. Ha siktir yazdı. Sildi böyle ama silene kadar ben indirdim bilgisayara. Ama hiç çaktırmadım. Tamam mı? Sonra aradan kaç saat geçti? 1,5-2 saat geçti. Fotoğrafı gönderdim buna. Chat diyor ki Klaf da baş koymuş diyor. Klaf mikrofonu kapalı. Klaf da baş koymuş. Abi kamera açmıyor. Mert açmadı burada. Mert meşgul. Şimdi benim gibi hiç uyumayan kimler var burada? Ben. Oha kimse uyumamış ki. Daha yayın açacağız biz de. Daha yayın açacaksınız. Chat de uyumamış. Hadi uyuyalım abi gidelim ya. Hadi artık. Harbiden hadi Allah'ım hadi artık. Arkadaşlar yapalım bunu arada. Rust'ı yükleyin alın. Bak gelmeyenler varsa. Vallahi ya. Neyimiz yok mu? Gerizmod'da oynarız. Var aklımda vallahi Gerizmod'da. Chat de uyusun. Aslında bu sayfaya şimdi okumana girmek lazım. Ya işte Gerizmod'da limit neye girmek lazım? Human var ya. O ne lan? Human fall threat var ya. Ha. O çok şey ya. Ama o trolleniyor ama onunla böyle bir içerik yapman lazım. Düz ya, oynayınca. Ya boş oyun aynen içerik yapmak lazım onunla. Cansu tam 13 dakika sonra bayılacak. Niye lan? 13 dakika sonra. Gözlere bak abi tipi. Nerede Cansu? Aa bakayım. Uyumuş zaten o. Ayranı da gömdü zaten. Ayranı da gömdü. Arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Aslanlara bak be. Vay be. Ya Kaan'ı açar mısın abi? Tipe bak. Kaan kaymış herhalde. Derin o tırnaklar ne ya Allah aşkına. Hiç sorma ya derin. Öf. Akabilir. Ben bilirim. Ahu'ya bak ya. İyi hadi. Aka ağlıyor. Ne yaptı? Tırmaladın mı çocuğu? Bir dakika. Sus abi. Ben bunu anlatmak benim istemiyorum şu an. Benim mesleğimi unuttuğunuz için bunu anlatma hakkı bana düşüyor. Kes. Anlat ne olur anlatsın, anlat. Hadi lan. Sen yok. Tamam, bir dakika. Delikanlı oğlum. Tamam, delikanlı oğlum ben anlatayım. Delikanlı anlatma tamam hadi anlat. Şunlara masum abi, gözüne şimdi, bakma abi. Biz şimdi biliyorsun İstanbul'da buluştuk. Oturduk falan sohbet ettik her neyse. Çok alkol tüketildi ortamda. Hani gereğinden fazla alkol tüketildi. Benimle bir alakası yok. Ben biliyorsun fazla alkol içemiyorum zaten. Aramızda bir arkadaş adını vermek istemiyorum. Ya, bir arkadaş çok fazla içti. Tamam işte anlatıyorum ya. Neyse biz çıktık Kadıköy'den saat 4 mü 5 mi ne bilmiyorum tam olarak. Metrobüse bindik. Hatırlamıyorum. Metrobüse bindik işte. İki oturduk. Burak arkada ikili koltuğa sığdı. 1.70 olduğu için böyle tam sığdı yatınca metrobüste. Ondan sonra bizim bir arkadaşın midesi bulandı. Bizim arkadaş dedi ki diyemedi aslında konuşamadı o an. O da direkt kendini dışarı attı. Arkasından da vefalı arkadaşları geldi ama Burak uyuduğu için en arka koltukta. Burak gelemedi. Biz gittik tabii çocuğun peşinden. 17 Burak uyudu mu abi? Sonra işte gitti çocuğun... lan çocuğun peşinden bir dakika. Hepimiz gittik işte o kusacak olan çocuğun peşinden. Akı o kusacak olan sen değil miydin? Allah belanı versin. Olaya bak amına koyayım ne güldüm ya. Bütün büyüğü bozdun ya. Yok abi devamı var olayın. Çocuk kusamıyor. Derin dedi ki artık yeter dedi. Derin'in o tırnaklı var ya parmakları. Şöyle yaptı abi elini. Gırtlaktan içeri doğru bir soktu. Ay. Kesin anlatmaya gerek yok zaten. Gırtlağım nasıl kesilmedi lan? Abi, kesildi oğlum. 3 gün acıdı lan buram. Öyle benden dalga geçtiler. 1.70'im falan diye orospu damgası yedim ya abi. Sen uyurken akı parmaklanıyordu bak orada. İyi ki uyumuş. Ama derin kardeşimdir. Hayır. Hayatımı kurtardı. Bir mekanda oturduk. Akka 8 tane bira içti. Ben 7 tane içtim. Bilerek ona mukayyet olabilmek için. Sağ ol Allah olmayan... razı olsun. Uyudun her arkada. Çok güzel mukayyet oldun. Bayağı olmuşsun. Biz Burak'ın
yanımızda olmadığını eve gidince anladık. Ya sen anladın onu, biz zaten ben farkındaydık onu. Otobüsten inerim mez aradım ben burada. Açtı. Ben en azından evde fark ettim. Hayır, ben de şöyle bir sıkıntı var. İşin kötüsü ben mi? Gittiniz mi? Gittik dediler. Burak yok. Bakın ben abi, çoktan gitmiştim. Kadıköy'de ben yoktum zaten. Abi Durak X'larca geçtik. Hepimiz 8-7 falan arası içmişiz. Bir gidiyorum Aka'ya. Aka'nın önünde 70 tane koruma var. Böyle siyah tişörtlü, böyle kulaklıklı adamlar. Aka böyle yapıyor onlara. Oğlum siz kime şikili attığınızı bilmiyorsunuz. Sen var ya harbi garip bir adamım. Benimle uğraşmayın falan filan. Efecan'a kaptırmış. Efe yapıyormuş. Yok abi Efecan da değil. Ben kendimi Trabzon'da zannettim. Anladın mı? Ne yapalım? Çok yaptık bugün. Dövsek mi? Dövmesek mi? Onun tartışmasını yapıyorlar. Ben gittim Akay'ı falan kurtardım. Kaan orada Altan RP'si yapıyor. Gitmiş sahnenin en dibinde. 3 tane kızın bakımını oturuyor. Kabul ediyor. İyi ya. Kılıyoruz falan filan. Böyle hareketler yapıyor. Tabii 5 dakikada biri Aka'yı sakinleştirmeye gidiyor zaten. Allah aşkına ne yapayım? Gitmişiz durağa. Aka'yla mı uğraşıyor? Size böyle bir ortamda yani bir Tukan lazım. Bir dahakine ben de geleceğim söz. Evet. Aynen. Bir Tukan lazımdı ki beni orada güvenlikten önce dövsün abi. Çok doğru söylüyorsun. Burada konu ne oluyor biliyor musun? Bak Tukan abi geçen anlattık ya Burak'la Tukan Gönültaş mağdurları. Masaya oturdum iki kızla konuşuyorum. Kız diyor Edren'i izledim de geldim. Yok karınca çiftliği, yok böcek yiyor, yok zart yiyor. Abi o muhabbeti anlatıyor. Abi Kaan Oğra abi. Hatırlıyorsun derin onu. Ben bunlara Tukan abinin kardeşi olduğumu söylesem var ya dört parmak birden. Kafada. O kafada. Ondan sonra şey yapıyoruz. Ben bunlara mukayyet oluyorum. Birini tutuyorum bir yere koyuyorum. Mukayyet olana bak metrobüste uyuyor. Bak sus bir dinle. O gün de gitmişim Cansu'nun yayına. Yanına abi yayına demişim. Yanına 2,5 saat gidiş, 2,5 saat geliş. Beylikdüzü'nden Pendik'e gidip gelmiş. Abi en sonunda bunların metrobüsü oturttum. 400 midye sonucu. Ya şerefsiz o midye. 400 tane midye yediler abi. 400 Ay tane. Ama çok iyiydi bu arada. Of 400 tane de yersin be. Olsa ya abi bunun ilk kez sıkıntısı şu. Burak Akam'ı yeni ilk kez yemişti. İstanbul'u bilmediği için metrobüs şoförüne beni bahçeli evlere bırak diyor. Hani adam son durağa gelmiş. Taksi de zannediyor hala kendini. Bir de diyor bize mukayyet olacak. Bir dakika kaldı bir bekle. Abi ben metrobüse koydum falan baktım bunların hepsi oturuyor ya. Uyuyakaldım. Sabah 7-8'de Cansu gelecek yanıma. Ondan sonra uyudum kalktım bir kalktım. Golüm önümde cam siliyor. Kafaya bak. Gollum bildiğin cam siliyor abi. Kalktım dedim neredeyim ben? Etrafım full metrobüs. Başka hiçbir şey yok. Dedi oğlum sen... OSB'de mi ne abi oran? Ne diyorlar oraya? Biz seni homeless sandık. Anladın mı? O yüzden uyandırmak. Ayıp olmasın diye. Abi dedim kurban olayım dedim. Beni götürün Bahçelievlere uyuyacağım. Dedi bana 20 tane durak var. O ara Can arıyor. Açıyorum diyorum ki bak seni kıracağım. İndiğimde durağın orada da senin... Bana diyor ki beni hiç aramamışsınız bile diyor. Telefonunu aç bak dedim. 25 defa aramışım. Karakolu arıyordum az kalsın. Neyse işte metrobüs şoförüne diyorum ki abi beni Bahçelievlere indir izle. Nasıl döveceğim onlara bak. Ondan sonra indim falan filan bir baktım Derin ağlıyor. O ağlıyor bu ağlıyor. Abi izleyici düşüyor kardeşim. Senin canını yerim ya. Bir de bak şimdi fark etti bak nasıl bakıyor ya. Of. Hala anlatıyor bu abi. Hala anlatıyor ya. Kardeşim benim. Yazıklar olsun. Neyse Tukan abi Eightborn buluşmasında dövülecekleri anlamıştır. Ay ulan ne güldüm ya durduklara. Of. Ertesi günü de anmazsaydı. Tam da hala muzu düşünüyorum. Hiç oralı bile değil. Oralı niye kabul ettim ya? Ay iki kamera açmadım.
İyi güldük ya. Bu işte tam şey, uykusuzluktan artık saçmalama modu. Evet, şu an her şeye gülebilir bu. Üzüm geliyor aklıma. Abi Teo'yu getir. Ay. Üzüm pizza değil mi? Üzüm pizza. Bu arada 10 çok saat olmuş. Bence bir 2 saat daha oynarsın ya. 2 saat daha yayın hadi. 12 ya saat. Ne manyak mısınız oğlum? Ya ara 10 saat yayın oldu. Ya ne bileyim lan, ben de anlamadım ya. Şeyeceğim 5'te zaten şeyi bıraktık, Rust'ı. Ama Rust hala içimde kaldı, çok oynayasım var. Hadi Rust. Hadi Rust. Bu arada Gökay'ı bıraksanız aralıksız oynar yani. Öyle bir manyak. Gökay iyi ya. Gökay'la Aytunç hala oynuyorum diyorlar. Aka hadi Rust diyorsun, biz oynarken laf ediyorsun. Gökay devam ediyor yok olabilir oğlum, ben, şu an. Ben diyorum da ben oynamıyorum ki zaten. Ben Aytunç'a yazdım. Aytunç uyuyacağım dedi. Yoksa girerdim ben de. Biz kesmekten bıkmadık. Abi kapatma mı? Harbiden doyumsuz bir milletiz ya. Aslında abi 2 saatte Resident Evil çok güzel biter biliyor musun? Ya. Düşününce enerjin yani varsa abi. Enerji biz komple gitsek şöyle bir kahve alsak abi. Güzel bir Resident Evil patlatsak. Bakımı yarın ertelesek. Hayır be. Bakımı yarın. Abi şu artık abi. Açalım lan, ayıp ya. Oynasın insanlar oğlum. Abi işte şey diyeyim mi? Oynayacağız. Bu arada evet ha millet. Bir şey söyleyeceğim. Bakımdan dolayı mutlu lan insanlar. Abi kafa dinleniyor ya. Vallahi lazım ara lazım. Vermek güzel oluyor ya. Abi yaş. 64'ken çok yordu bizi. Ya, bir aydır arkadaşlarımı görmüyordum. Bir aydır arkadaşlarımı görmüyordum. Girenler de yoruluyor. Şimdi AFK kalanlardan hariç mesela giriyorsun. O an RP yaptın ya da etrafındaki insanlar yok, onları bekleyesiye kadar böyle. O da çok kötü bir durum işte. O yüzden 89'a kındık zaten. Değilimle 12 saat yayın falan yaptık. Sunucuya göre uyku düzeni yaptık yani. Aynen. Evet, alarm çalıyor 12'de beni. Ama işte onu... Ama ne almayacaktınız o yeni gelenleri işte ya. Sen abi. Kavga çıktı. Kavga çıktı. Öyle demezsin Su, ben seni sevmiştim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu şakası yapın. Alınıyor musunuz? Yeni gelenler kimler burada? Solita var. Geri dönenler. Başka. Azra var. Ben hiç alınmıyorum. Nasıl hiç alınmıyorsun? He öyle. Ben de sunucuya alınmamışsın gibi oldu. Su bozdu ne ya? Su ya. Siz bir de tik gelince görün beni. Ben nasıl bozacağım? Hadi bakalım. Eski kadın. Kadim insan. Bir dakika geliyorum, 2 saniye durun. Ulan şaka maka bugün ne var? Ya beklemeye alıştık biz. Dayı oluyormuşum ya. Cansu git uyu Allah aşkına. Aa, doğru. Evet abi. Abi yayının ortası aklıma geldi ben. Eyvallah. Ya, bir anda böyle haberi geldi. Aptal oldum yayının ortasında ya. Arkadaşlar 12 salın bak. Ben şu an 12'ye zorlarsam ayın 1'ine kadar yayın açmam. Aa, ayın 30 olmuş lan zaten. Ayın 1'ine ne kadar? Kabul. Ben onu bir hafta falan sanıyordum lan. Ya bence salayım, akşam böyle beyin kötü server'da açılıyor. Bir bor oynarım ya 200 saat. Şey gelsin abi, neydi şu gıcık karakter? Kört mü? Gıcık mı? Onu gıcık demezsin bu arada ya. Kört'e de gıcık demezsin ya. Gıcık da çok kaba, çok kaba. Kaba değil bir kere, cool. Cool mu? Cool abi. Ya sen niye savunuyorsun abla ya? Bak bok sürdürmüyor, helal olsun. Lütfen çok cool. Niye, bir dakika, neden savunmayayım ya? Ya Nancy var ya. Nancy var ya. Bak sarı oluyor da kört olmuyor ha. Kört olmaz ya. Abi yapacak bir şey yok. Bir Mario ben bir şey söyleyeceğim ya. Yani Nancy de öyle mi konuşuyor? Mia gibi mi konuşuyor? Nancy bayağı şey, o da öyle. O da lalet. Lanet. Yani kört de öyle ya, o anlamda söylüyorum. Kadın sana diyor ki hiç öyle cool diyor, sen diyor lanet diyor. Ya, kardeşim. Adamla geçen RP'de bak, RP'de buluşuyoruz. Bak nasıl bir ya cool, öküz mü desek aslında, cool dedi. Konum istiyor. Öküz olan Saru ya. Kör. Oğlum ya, Saru. Saru'ya öküz demezsin bu arada. Gerçi Saru öküzlük yapamıyor. Ya öküz nasıl öküz? Hayır abi Saru çok aşırı romantik. Ya adam balgam atarsa sokaklara dolaşıyor. Gerçek hayatta önünüzde balgam atsalar gidip tokat atarsınız ağzına. Yolunu değiştirirsin ya gerçekten. Ne alakalı romantik. Artık yanlış insanlara sataşıyor kendisi. Favorite. Ya Saru. Barona şey yapıyor. Kimse Saru'nun temiz kalbini sorgulamasın aga. Lütfen. Hadi Allah'a emanet. İyi sabahlar.
Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Bir de ölünün arkasından da konuşmayın. Yeter, tamam. Harbiden. Eyvallah. Aynen. Aynen. Abi bir de şöyle bir şey var yani. Soru beni de duvara yaslayıp oradan yatağa fırlatsa ben de romantik gibi görürdüm yani. Benim için de sorun yoktu. Onu da arkeo çekse ben de aynı şekilde. Arkeo ne? 619 çekse. Ayıp be. Peki yok mu Saru'nun bir Ediz'i duvara yaslayıp yatağa fırlatması? Valla istiyorsan yapayım oğlum. Yeni yapardı. Gelen karakterleri sen... sesliyorum. Ediz çok fena durumda ya. Bir sen abi ona. Sen o yayını kapattın ya. O gün o yayını kapattın ya. Ben sonra WWE izlemeye gittim. Aynı yerden devam ettim. Yaptım sevgilimi. Fulya bunların hepsini CK'lamamız yok mu? Ya sonra bizde sevgi yapmayan kaldım ya. Çünkü abi öyle konuşmamıştı. Biz kaldık Rane. Bak, bak şimdi sürekli benim DC'ye SS atıyorlar. Sürekli abi Meli bizim o duvar sahnesini izliyor yayında her yayında. Abi de, duvara da vurmadım yani ya. Ne yapmışım yani? Atları falan. Evet evet. Yasladın sadece yani. Yasladım evet, abi. Tamam, devamını bir görseniz. Ne sıvanı şey. Ne kim abi? Tukan abi diyen kimdi? Kaan sen miydin? Yok. Beni niye öldürdün abi? Beni niye öldürdün abi? Beni neden dövdün abi? Neden dövdün abi? Oğlum sen de Bora'yı dövdün, işi bitirdin ya orada. Ah biz normalde İnna ile ne roller. Aa. Uyumuş ha, uyumamış ayakta. Öyle ya, onu diyordum yani. Hadi hadi gidelim. Çakır mı? Hadi uyuyalım abi, yeter de. Hadi harbi uyuyalım, hadi yeter ya. Evet. Hadi arkadaşlar. Hala burada mı ya? Chat sigaramı içip yatacağım diyordum. Chat 8-10 kalp. Anlamadım ya. Bence bu ortama bir 8-10 kalp atılır. 8-10 moruk kalp. Arkadaşlar bir hepinizi seviyorum. Hadi Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. Var mı aranızdan yayın açacak olan? Alo. Senem açacak galiba. Açacağım da sonra. Ha. Ben açayım abi, hemen sen bana şey. Bizden ne? Yok bizden ne? Bir dakika, o zaman bir şey diyor. Bizden Moğaz Kök diye bir arkadaş var. Moğaz Kök. O kim lan? LOL oynuyorsun. Ne oynayacak çocuk? Server mi var? Yok ki abi. Ne? Niki ne onun? Moğaz Kök. Moğaz Kök. Kök. İlk boruna girme çalışmış bir yayın açmam sonu koku nasıl tam olarak? Kok. Kok gibi abi. Ben bildiğimi yazınca çıkmıyor çünkü. Moğaz Kök Kök. Ya. Oğlum aslınıza bil. Tuğkan abi ya. Ayıp ayıp. Oğlum kötü bir şey söylemedim yani. Yazamadım o anlamda. Ha tamam, kokmuş be normal. K-O-K ya. Biz de kok dedik ama. Tamam işte. O kokun başka yazılışını deniyor. Başka kulakları kok duymuyor ya. Hı. Kok başka kok ya. Duyuyorlar. Bak, bak seninle pis kavga ederim. Fulya. Bak sen. Allah hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. İyi hadi, benim öpüyorum. Değil mi? Doğru rakıcım, bir de doğru. Bizim Discord bir dağılmasın. Ben bir yayını kapatayım da bir iki çift lafım var. Hayda. Hadi yok, iyi geceler. Görüşürüz. Bay bay. Ben kötü. Kötü. Bay bay. Misafirliğin kısa.